Evet Barış Bey, hoş geldiniz programımıza. Gezelim görelim ne olacak bu esnafın hali programına. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz Köyceğiz ve civarında tanınmış, içinde usta, mermercisiniz. Ya işinizi bize açar mısınız? Hoş bulduk Yalçın Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Biz buralarda hatır sayılır, evet, ciddi büyük işler yaparız. Evet. İnşaat sektöründe hizmet veririz. Yanımızda yaklaşık 35-40 tane eleman sürekli çalışır. Evet. Mermer sektöründe... Köyceğiz'de mermer sektörü deyince akla kim gelir? Tabii ki biz geliriz. Afyon Mermer, Barış Kalafat. Ha, Afyon Mermer, Barış Kalafat'ın referansları hangi firmalardır? Kimlerle bugüne kadar Köyceğiz ve civarında hangi büyük firmalarla iş yaptınız? Buralarda... Bu bölgede çok büyük inşaat firması yok ama Dalaman'da, Ortaca'da, evet, buralarda var. Orada aklınıza gelenleri sayın. Yani, varsa sayın. Bir tane, iki tane de yeterli bize. Kayanlar vardır beton şirketi. Bunlar çok büyük inşaatlar yapar. Bunların sürekli işlerini biz yapardık. Evet. Tabii belli dönem arasında, 4-5 sene önce. Evet. Şu anda tabii ki dönem dönem değişiyor bu işler. Evet. Şimdi yine büyük işler yapıyoruz. Evet. Granit konusunda büyük işleri biz yaparız. Evet. Tabii mermerle başladığımız bu işlere şu anda plastik kapı pencere işlerine de girdik. Büyük bir atölye açtık. Evet. O sektörde de hızlıyız. Evet. Allah nasip ederse marangoz atölyesi açıyoruz şu anda. Hayırlı olsun. İnşaat Barış bölgesinde inşaat akla gelince Afyon Mermer gelecek. Bütün işleri inşaat bölümünde hepsini yapacağız Allah izin verirse. Evet. Köyceğiz'in içinde yaptığınız küçük işler var mı böyle? Mesela çok var, büyük değil, bir kooperatif değil de. Mesela var. Köyceğiz'de 3-5 tane güzel... Küçük çok şirin evler var. Villa, evet, tarzında, triplex, evet, villa tarzında. Evet. Ayda yaklaşık 20-25 tane bunlardan yaparız. Evet. Ve her yaptığımız iş numunedir. Evet. Bize müşterimiz tavsiye üzereye gelir. Evet. Rastgele müşteri gelmez öyle. Evet. Herkes birbirine tavsiye ederek bizi bulur. Evet. Şu anda gayet güzel işlerimiz devam ediyor. Evet. Biz bu mermer işini Muğla Bayır'dan alırız. Evet. Ondan sonra İzmir'den büyük firmalardan alışveriş ederiz. Evet. Şu an işlerimiz gayet güzel ve yoğun. Evet. İnşallah ilerleyen zamanlarda kendimiz de yapsat işlerine girip, evet, daha işlerimizi büyütmeyi düşünüyoruz. Evet. Barış Bey, şöyle söyleyeceğim size. Bu işlerin mesela bir müşteri granit yaptırırken nelere dikkat etmeli sizce? İlk önce fiyata. Evet. Fiyat araştırırken neye göre araştırmalı sizce? İlk önce fiyata neye göre araştırmalı? İlk önce iş yerini araştırmalı. Biz, evet, kime granit işini verebiliriz? Birkaç, evet, kişiye sorduklarında, evet, kimin ne iş yaptığını herkes bulunduğu bölgede tarif eder. Evet. Granit konusunda da bugüne kadar biz hep İtalyan graniti kullandık. Evet. Tabii Çin'de şu anda ortalığı çok büyük miktarda granit sunuyor ama, evet, biz kendi bünyemizde hiç Çin graniti kullanmadık. Anladım. Yani Çin graniti, Çin graniti kalitesiz mi oluyor yoksa fiyatı düşük ama kalitede... Biraz kalitede düşük, fiyatı da düşük tabii ki. Evet. Yani İtalyan graniti nedir bu bağlamda? Çok sağlam bir malzeme. Evet. Hiçbir konuda işçiliği güzel olduğu sürece her zaman dört dörtlük kullanılabilir. Ömür, evet, buyudur. Evet. Tabii işçilik önemli bu işte. Evet. Fiyat da önemli. Kesinlikle. Kaliteyi ucuza yapmak önemli. Evet. O da bizde var zaten. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Ucuz etin etin yahnisi iyi olmaz derler. Aynen doğru. Sizin işiniz, siz kaliteyi ve işçiliği uyguna yapmaya çalışıyorsunuz. Efendim, en uygun. Şimdi şöyle bir şey var. Evet. Biz müşteri her zaman şunu diyoruz. Evet. Biz işi bitireceğiz. Teslim, evet, edeceğiz size. Evet. Gerekirse kullanacaksınız bir ay, iki, evet, ay. Ondan sonra bizim ödememizi yapacaksınız. Hemen yapmayız. Biz bunun arkasındayız, evet, yani. Şimdi bizi de size annemin mezarlığını yaptırmıştık. Oradan memnun kaldık. Sonra sizden ev aldık. Sonra sizle bak 2 yıldır falan dostluğumuz devam ediyor. Sizin işiniz, yaptığınız iş. Kesinlikle biz de yani her ortama ayak uydurma şeklimiz var kendimize göre. Evet. İnşaat bölgesinde olsun, küçükle küçük olunuz, büyükle büyük olunuz. Evet. Yani yapacağımız işte de her zaman teminatımız budur. Evet. İlk önce dürüstlük. Evet. Dürüstlük, dürüstlük. İlk diyorsunuz dürüstlük. Barış Bey. Evet. Çok teşekkür ederim Barış Bey. Ben teşekkür ederim. Evet. Bir de telefon numaranızı söyler misiniz? Size ulaşılabilecek bir telefon numarası. 507, evet, 474 3198. Çok cep telefonumuz. Ev telefonu, iş yeri telefonlarını da verebiliriz. Tabii ki. 252, evet, 262 2592. Çok teşekkür ederim. Rast gelsin, iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun.